Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Konutla alakalı güzel bir yayın yapacağım şimdi size. Önemli bilgi ve istatistikler aslında paylaşacağım, öyle söyleyeyim. Çok merak ediyorsunuz ve çok çok soru alıyorum gerçekten konut fiyatlarıyla alakalı. İşte bu konut fiyatları nereye gidecek? Çok şikayetçiyiz, inanılmaz bir şikayet var. Çünkü fiyatlar durduğu yerde durmuyor. Bölgesine göre 2 katına, hatta 3 katına çıkan yerler var, biliyorum. Sizler de biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, bugün Merkez Bankası konut fiyat endeksini açıkladı. Bir kere oradan bir başlayalım. Bu konut fiyat endeksi Nisan ayında konut fiyatları Merkez Bankası verilerine göre aylık %2 arttı arkadaşlar. Şimdi bu artış biraz böyle geriye gittiğimiz zaman, işte Mart ayına baktığımız zaman, Şubat ayına baktığımız zaman, Ocak ayına baktığımız zaman azalan bir eğri olduğunu gösteriyor. Özellikle Mart ayından itibaren Şubat ayı 2,6 aylık bazlı artış, 2,4 Mart ayında ve %2 de Nisan ayında konut fiyatlarında bir artış oldu arkadaşlar. Merkez Bankası verisine göre. Dolayısıyla bir artış var ama bu artık böyle azalan bir artış boyutuna geçmiş durumda. Yani düşerek artarak gidiyor. Azalan bir eğri. Fakat artış devam ediyor, öyle söyleyelim. Neler oluyor bundan sonra? Fiyatlarda bir düşüş olur mu, olmaz mı? Bu endekse bakarak bunu söyleyebilir miyiz? Arkadaşlar, onu paylaşacağım sizinle. Şimdi arkadaşlar, şöyle Nisan ayında konut fiyatları aylık bazda %2 arttı ama yıllık olarak baktığımız zaman %32,4 bir artış var. Nominal olarak, yani tabela fiyatı üzerinden, reel olarak baktığımız zaman da, yani enflasyondan arındırdığımız zaman da %13'lük bir artış var fiyatlarda. Şimdi tabii siz diyeceksiniz ki %32 değil, hani biz %100 oldu senelik artış nerede, hatta 2 katından da fazla artış oldu diyorsunuzdur mutlaka şu anda içinizden. Fakat şunu söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye'de elimizdeki en sağlıklı veri, konut fiyatlarını ölçebildiğimiz tek sağlıklı veri Merkez Bankası'nın çıkardığı bu konut fiyat endeksi. Bunu nasıl yapıyor? Bunu bankaların konut kredisi verirken bankalar biliyorsunuz ekspertiz yapıyor. Dolayısıyla bu ekspertiz çalışmalarını toparlıyor, derliyor ve bunun üzerinden bir fiyat endeksi çıkartıyor. Yani Türkiye'deki aslında konut kredisi kullanarak alınan evlerin üzerinden çıkarılmış bir ölçü, öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla hani sağlıklı olarak kabul ediyoruz biz bunu, tamamını kapsamasa bile en azından krediyle alınan konutlar açısından baktığımız zaman. Fakat genel anlamda Türkiye'deki artış son bir yıla baktığımız zaman tabii ki bölgeden bölgeye değişiyor ama pandemiden dolayı özellikle bazı bölgeler, bazı gayrimenkuller, bazı konutlar çok arttı. 2 katı arttı, hatta 2 katından fazla artan yerler de var ama daha böyle makul ölçüde artan yerler de ve bu tamamen talebe doğru orantılı olarak değişiyor. Mesela işte daha böyle Ege, Akdeniz bölgelerine gittiğimiz zaman, daha işte böyle müstakil bahçeli evlere gittiğimiz zaman buradaki fiyatlarda fahiş artışlar olduğunu biliyoruz. Yani 2 katı, 2 katından da fazla. Şimdi oralarda da hafiften bir dönüş var. Onu birazdan sizinle paylaşacağım. Şimdi bu konut fiyat endeksi arkadaşlar biliyorsunuz İstanbul, Ankara ve İzmir için yapılıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani hani bütün iller için yapılıyor ama 3 tane il için endeks oluşturuluyor. Öyle söylemek daha doğru olur. Şimdi son 1 yıla baktığımız zaman İstanbul'da %28,6 konut fiyatlarında bir artış. Ankara %29,8, İzmir'de ise %34,3. Yani İzmir'in daha fazla arttığını görüyoruz. Neden? Çünkü pandemiyle beraber o taraflara gidiş çok daha fazlaydı. Yani İzmir'i sadece şehir merkezi olarak okumayın. İşte bunun Çeşmesi'nden tutun, Seferihisar'ından tutun, Urla'sından tutun, Dikili'sinden tutun, Menemen'inden tutun. Yani var da var yani. Çeperlerinde epey bir köy var. Dolayısıyla buralara yerleşimin daha fazla olduğunu, yani talebin daha fazla olduğunu düşünürsek eğer, burada bu kadar İstanbul ve Ankara'yı geçmesi çok normal arkadaşlar. Fakat gelelim aylık bazda değerlendirme yaptığımız zaman şuna dikkat çekmek istiyorum. İlk defa değil mi, son bir yıla baktığımız zaman şimdi İzmir hep Ankara'nın ve İstanbul'un önünde gidiyordu fiyat artışı anlamında ama bu Nisan ayında değişti.
Evet, bakın Nisan ayında değişti. Yani Nisan ayında İstanbul ve Ankara'da %1,5 aylık artış olmasına rağmen İzmir'de %1,4'lük bir artış olduğunu görüyoruz konut fiyatları anlamında. Bu bize şunu gösteriyor. Yavaş yavaş hani talebe doyan yerlerde, bölgelerde, tabii bunun birçok sebebi var. Fiyat artışı, insanların hani böyle artık taleplerini yerine getirmesi, o bölgelerden yavaş yavaş uzaklaşıyor olması, aşılamanın iyi gitmesi, yavaş yavaş dönüşlerin olması gibi bir sürü neden sayabiliriz. Bunun tabii devam edip etmeyeceği çok önemli, ama burada %1,5'a karşılık %1,4, yani hani başa baş bile değil, İzmir'in bir böyle tık aşağıda fiyat anlamında Nisan ayında artış göstermesi İstanbul ve Ankara'ya göre bundan sonra, ya da en azından bundan sonra biraz daha bu bölgelerden, yani aşırı artış olmuş bölgelerde biraz daha talebin daraldığını, fiyatların biraz daha hızlı düştüğünü görebiliriz. Bakın, ben aylardır mesela bu konutla ilgili yaptığım yayınlarda hep onu şunu söylüyordum. Aşırı artan, fahiş artan bazı yerler var, yok değil. Yani şimdi, yani Türkiye genelini konuşuyoruz, ama siz de biliyorsunuz ki bazı projeler, bazı bölgeler de korkunç artışlar oldu. Yani 2 katı, 3 katı artışlar. Bu pandemiden dolayı talebin getirdiği özel bir artıştı. Bunun bir şekilde ben ortalamaya göre fazla artış olduğunu ve bunun hani bir şekilde düzeltme yapacağını defalarca söylemiştim. Yani bir balon, buralarda oluşan bir balon konusunda uyarıda bulunmuştum ve buralarda bir şekilde bir düzeltme gelebilir demiştim. Yani bu demektir ki Türkiye geneline bir düzeltme gelecek. Böyle bir şey yok. Sadece örneğin artması gerekenden çok daha fazla artmış. Yani bu şu demek, buraya çok talep oldu. Örneğin diyelim ki bir bölge verelim size, Antalya, ya da hadi o kadar gitmeyelim, İzmir'i ele alıyoruz, İzmir'in köylerine ya da Bodrum'u ele alalım mesela. Ben Bodrum'dayım şu an, Bodrum'dan yayın yapıyorum size, burası çok soran oluyor, orası neresi diye. Son mesela pandemiden sonra baktığım zaman son 1-1,5 yıl içerisine burada fiyatlar 2 katı, 2 katından da fazla arttı. Fakat işte İzmir'de olan da aynı şey. Şimdi yavaş yavaş buradan talebin çekilmesiyle beraber buradaki fiyat düşüşü biraz daha hızlı olacak. Çünkü çok fazla şişti. Öyle söylemek daha doğru olur. Şimdi itiraz edenler olacak ama öyle. Yani üzgünüm. Bu konut fiyat endeksi de bize bunu gösteriyor. Merkez Bankası konut fiyat endeksi bunun başlangıcını gösteriyor. Bu yeterli mi? Değil. Ama bundan sonrakileri de izleyeceğiz. Dolayısıyla burada bir talebin geri çekildiğini söyleyebilirim size. Türkiye'de ortalama şu anda konut fiyatına baktığımız zaman metrekarede 4.225 lira, İstanbul'da 6.520 TL, Ankara'da metrekare fiyatı 3.142 TL ve İzmir'de 5.109 TL arkadaşlar konut fiyatları. Şimdi konut fiyatlarında, yani bir cümle bir şey etmek istiyorum. Epeydir bu cümleyi yapmıyordum, söylemem lazım. Türkiye'de neden Merkez Bankası'nın bu açıkladığı veriyi sağlıklı bulduğumu söylemek istiyorum. Çünkü Türkiye'de bir konutun ya da bir gayrimenkulün maalesef bir tane fiyatı yok. Yani bugün gelişmiş bir ülke, örneğin Amerika'ya baktığınız zaman, Amerika'da bir gayrimenkulün, geçmişe döndüğünüz zaman bütün seceresini çıkarabiliyorsunuz. Yani ne zaman hangi fiyatlardan satıldı açık ve net. Bizde böyle bir şey yok arkadaşlar. Maalesef bizde hatta bir gayrimenkulün ya da bir konutun birden fazla değeri var. Hemen söylüyorum. Bir, emlak vergi değeri. Yani belediyeye gidiyorsunuz, emlak vergi değeri çıkarıyorsunuz. Bir bu. İkincisi tapu değeri. Yani gerçek alım satımı göstermediğimiz için tapuda bir değer gösteriliyor. Bu bazen emlak vergi değeri oluyor, bazen gerçek oluyor, bazen ikisinin ortası oluyor, bazen ekspertiz değeri oluyor. Bunu bilmiyoruz. Yani bu değişiyor. Dolayısıyla emlak vergi değeri var. Bir. İkincisi tapu alım satımına söz konusu olan, tapuda gösterilen değeri var. İki. Ekspertiz değeri var. Üç. Ve gerçek alım satım değeri, ve bunu da sadece alıcı ve satıcı biliyor. Yani ben evimi satıyorum hangi fiyata, X fiyatına, ama nerede ne göstereceğim? Belediyede farklı, tapuda farklı, ekspertiz farklı çıkartıyor. Ben başka bir rakama anlaşıyorum. Yani böyle bir enteresan durum var. Bu nedenle ben Merkez Bankası'nın bu verisini her ne kadar
yani çok hani yeterli bulmasam bile sağlıklı buluyorum. En azından sağlıklı bir rakam üzerinden yapıldığını düşünüyorum. Bunu da belirterek geçiyorum. İşte bu nedenle aslında bazen size diyorum işte bir konut alırken kaç yılda amorti ediyor ona bakın. En azından 20 yılda amorti eden bir yer alın. Hani 20 olur, 22 yıl olur buna bakın diyorum ya. Onun sebebi bu. Çünkü o konutu gerçekten hangi fiyattan alıyorsunuz? Doğru bir fiyattan alıyor musunuz? Almıyor musunuz? Bunu ölçmek için bunu yapmak zorundayız. Şimdi orada da aslında değişimler olmaya başladı. Ortalama 20-22 yılı biz normal kabul ediyorduk. Ama yavaş yavaş bu son 1-1,5 yılda aşırı artan fiyatlardan dolayı arkadaşlar maalesef kiralarda da artış var. Ama örneğin diyelim ki şöyle kira fiyatlarına baktığımız zaman biraz önce bir tane istatistik gördüm. Senelik %35 kira fiyatlarında artış var. Ama dönüp baktığınız zaman konut fiyatlarındaki yükseliş çok daha fazla. Yani kira makası evin değeriyle kira fiyatı arasında makas çok ciddi anlamda açılmış durumda. Şu anda 25 yıl, 26 yıl hatta 30 yıla kadar dayanmış durumda. Bu bize fiyatların kira fiyatlarına göre çok yükseldiğini ondan sonra gösteriyor. Ama bu bir balon mu, geçer mi, geçmez mi? Şimdi nedenlerine bakacağız. Evet, şimdi arkadaşlar şuradan başlayalım. Bakın notlarımı almıştım. Şuradan başlayalım. Şimdi konut fiyatları neden yükseldi? Bir kere onu bir değerlendirelim. Yani şu son 1-1,5 yıl içerisinde ne oldu? Çok geçmişe gitmeden başlayacağım. Bir kere son 1-1,5 yıl içerisinde çok ciddi bir talepte patlama oldu. Talep bizim için çok önemli. Çünkü talep yükseldiği zaman fiyatlar artıyor arkadaşlar. Talep düşük kaldığı zaman fiyatlar düşer. Bu çok net. Ki aslında Merkez Bankası Nisan ayı konut fiyat endeksindeki bu düşüşün sebeplerinden bir tanesi de talebin düşmesi. Talep düşük olduğu için fiyatlarda da bir miktar düşüş oldu. Bundan parantez belirttikten sonra devam ediyorum. Konut fiyatları son bir yıl içerisinde talep patladığı için yükseldi bir. Peki neden talep patladı? Bir, ucuz kredi maliyeti. Geçen seneyi hatırlayın. Çok ucuz bir kredi maliyeti çıkarıldı. Dolayısıyla çok acayip böyle ucuz konut kredileri verildiği için orada çok hani böyle insanlar akın ettiler, aldılar ve bir anlamda elde ne var ne yok silip süpürdükleri için talepte patlama oldu. Fiyatlar da hani oradan böyle çok hızlı bir şekilde başladı yükselmeye. Asıl artış 2020'nin Ocak ayı itibariyle reel anlamda yani enflasyonun üzerinde artışı biz 2020'nin Ocak ayında görmeye başladık. Ama Haziran ayında konut kredilerinin düşmesiyle beraber bu böyle pik yaptı öyle söyleyeyim. Ve devam edelim. Fiyatları yükselten önemli sebeplerden bir tanesi de inşaat maliyetlerinin artması. Neden arttı inşaat maliyetleri? Zaten hep artıyor, hep artıyor ama arkadaşlar küresel enflasyondan bahsediyorum biliyorsunuz bütün yaptığım yayınlarda. Dünyada çok büyük bir enflasyon var. Yani demiriydi, işte inşaatta kullanılan bütün malzemeler. İşte son zamanlarda mesela müteahhitler de artık baş kaldırmaya başladı. Çok yüksek demire çok zam geliyor. İnşaat çimentoya çok zam geldi. Yani yapamıyoruz diyorlar. Onlar da şikayet ediyorlar. Hatta ihracat yapılmasın yurt içindekini en azından biz alalım. İhracat yapıldığı için fiyatlar da bize burada mal kalmıyor. Dolayısıyla rekabet çok kızışıyor. Dolayısıyla fiyatlar çok yükseliyor dedikleri için büyük bir şikayet var o tarafta. Yani enflasyon, maliyetlerin artması hem yurt içi enflasyon hem yurt dışı artık küresel bazda da fiyatların artmasından dolayı maliyetler çok artmış durumda. Yeni yapılan özellikle inşaatlarda çok büyük bir artış var. O da zaten ikinci elleri beraber arkasından sürüklüyor. Ve arz yok arkadaşlar. Az yani üretim yok. İnşaat maalesef eskisi gibi yapılmıyor. Maalesef neden maalesef dedim? Çünkü inşaatın çok yapıldığı, konutun çok üretildiği zamanları hatırlarsanız eğer arz fazla olduğu zaman öyle söylemek daha doğru olur. Rekabet daha fazla olur. Talep biraz daha arza göre düşük kalırsa o zaman fiyatlar daha düşük kalıyor.
Bunun örneğini yaşadık. 2017'ye kadar biz zaten böyle bir dönem yaşadık. 2017'den sonra 2019'a kadar, özellikle 2018 dolar şokundan sonra fiyatlarda bir gerileme oldu. Veya yatay seyretti ama gerileme olduğunu çok net bir şekilde konut fiyat endeksinden gördük. Ve sonrasında da o dönem üretim de yeteri kadar yapılmadı ama elimizde çok büyük bir arz vardı. Yani stok fazlası vardı. İşte o stok fazlasından dolayı da fiyatlar yükselmedi. Talep de düşük kaldı. Ve dolayısıyla da hani öyle bir dönem yaşadık. Ama bu dönem 2019, 2020, 2021'de yavaş yavaş, özellikle 2020 ile beraber değişmeye başladı. Çünkü eldeki stokları bitirdik. Ve maalesef normalde eskiden inşaat sektörünün çok popüler olduğu zamanlarda senelik 1 milyon adet konut üretiliyorken ya da satılıyor ama hani üretim de önemli, çünkü o satışların içinde ikinci el de var. Bildiğiniz hani senede böyle 800, 1 milyon, hatta 1 milyonun üzerinde 1,5 milyon üretim yapılıyordu. Ama son geldiğimiz zaman, son 2 yıl içerisinde herhangi bir üretim, yani var ama yeterli değil. Yani talep karşısında düşük bir üretim var. Şöyle söyleyeyim size, senelik normalde Türkiye'de işte evlenmeler, boşanmalar, yatırımlar, şunlar bunlar, nereden baksanız senelik en az minimum 600 bin adete konuta ihtiyaç var. Bu 700-800 bine kadar da çıkabiliyor. Yani 600 ile 700 bin arasında bir ihtiyaç var konuta. Siz bu kadar konut üretmek zorundasınız en az. Ama dönüp bakıyoruz 2019, 2020, 2021, yani son yıllar artık stokların da bitmesiyle beraber maalesef maliyetler yüksek olduğu için çok iştah yok. Aslında yapmak istiyorlar üreticiler ama maliyetler çok yüksek, şartlar çok ağır, borçlar, harçlar, maliyetler, şu bu filan, böyle bir iştah yok yani. Bir üretim var ama yetersiz bir üretim. Şimdi burada mesela inşaat ruhsatlarını baz alanlar var. İşte diyor ki mesela TÜİK açıklıyor, inşaat ruhsat sayılarını açıklıyor, acayip şey verilmiş. Ruhsat verilmiş. Tamam, işte bu kadar ruhsat verildiğine göre, çünkü geçenlerde açıklandı, çok ciddi bir ruhsat alımı söz konusu. Ama şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ruhsatın alınması, yani yapı ruhsatına müracaat edip yapı ruhsatının alınması demek inşaatın yapılacağı anlamına gelmiyor. Orada belli bir süre var. Mesela 5 yıl diye biliyorum, yanlış bilmiyorsam. Bu 5 yıl içerisinde üretimi herhangi bir zamanda yapabiliyorsunuz. Yani ruhsatlar alınıyor ama inşaat yapılmıyor. Dolayısıyla yapı ruhsatını baz alarak, vay işte bu kadar ruhsat verildi, tamam bunlar inşaata dönecek demek çok doğru bir kavram değil. Şimdi bunların sebeplerini söyledikten sonra, biraz da geriye baktıktan sonra gelelim bundan sonra ne olacak, bundan sonra neler olabilir diye şöyle bir bakalım. Şimdi talep düşük mü? Evet, düşük. Ama diğer taraftan da arkadaşlar arz yeterli değil. Yani düşük bir arz var. Yapılan arz şu anda tam anlamıyla talebi karşılamıyor. Bir kere öncelikle onu söyleyeyim. Ondan sonra enflasyon baskısı devam ediyor mu? Devam ediyor. Yani inşaat maliyetleri yüksek. Ben konut fiyatlarının açıkçası Merkez Bankası'nın açıkladığı şekilde yani hani azalan bir artış söz konusu. Yani küçük de olsa aylık artışlarla devam edeceğini, küçük düşüşler yapsa bile yine aylık bazda en azından artışın devam edeceğini düşünüyorum. Ama şu anda artık o geçen sene yaşadığımız ya da bu sene başına kadar yaşadığımız o talepten dolayı fahiş olan talep patlamasını yaşamadığımız sürece, biraz çünkü gazı alındı diye bakıyorum ben, yani piyasanın gazı alındı, bu nedenle hani talep biraz daha makul ölçüde, insanlar biraz daha rahatladı, gerekli alışverişleri yaptılar ama talep bitmeyecek. Önce onu söyleyeyim size. Enflasyon baskısı devam ediyor. Fiyatlarda bir düşüş olur mu? Ancak ihtiyaçtan ve mecburen satmak isteyenler olursa eğer olur, ama genel anlamda fiyatlarda büyük bir düşüş beklemek bence hayal. Önce onu söyleyeyim. Sadece düşen yerler, biraz önce bahsettiğim gibi aşırı artan bazı yerler var. Bunu konut fiyat endeksi de zaten anlatıyor. İşte aşırı artmış. Pandemiden dolayı çok fazla talep olduğu için o bölgede mesela fiyat patlaması olmuş. Oralara bir düzeltme gelebilir. Oralarda biraz düşüşler görebiliriz. Yani düşüşten kastım 500 bin liralık ev kalkıp da 480 bin lira olmayacak. 500 bin liralık ev zaten artması gereken miktarda artmadığı zaman otomatikman azalmış oluyor. Öyle bakın.
Yani öyle fahiş bir oranda artmayacak. Enflasyonda zaten baskı yaptığına göre, küresel enflasyonda olduğuna göre çarpı 2 demek ki maliyetler yüksek. Demek ki yeni inşaat yapıldığı sürece maliyetler artarak devam edecek arkadaşlar. Evet, peki fiyatları ne patlatır? Bakın ben fiyatlar patlar gider demiyorum. Sadece bunu lütfen yanlış anlamayın. Sadece fiyatlarda bir geri gelme olmayacağından bahsediyorum. Bunun en büyük şeyi, nedeni enflasyondur. İnanılmaz büyük bir fiyat artışı var. Bunu her yerde görebilirsiniz. Hatta geçenlerde yayınlarımdan birinin altına çok güzel bir yorum gelmişti. Bayıldım. Onu Instagram'da da paylaştım. Onu lütfen okuyun. Kendisi bir müteahhit ve neden fiyatların her ay arttığını söylüyor. Bırakın hani böyle 6 ayda bir falan artmasını. Her ay neden arttırdığını söylüyor. Ve diyor ki aslında ben diyor satış yapmıyorum, talep yok. Fakat satış yapmamama rağmen ben bu fiyatları her ay arttırıyorum diyor. Ama neden arttırıyorum diyor. Çünkü mecburum, ben bu inşaatı yaparken cebimdeki paranın değeri, eğer ben bu artışları yapmazsam yüksek maliyetlerden dolayı yeniden bir inşaat yapamayacağım. Mecburen enflasyona endeksli olarak elimde buraya koyduğum sermayeyi enflasyon oranında arttırmalıyım ki ben bu inşaatı bitirdiğimde yeni bir inşaata başlayayım diye bir açıklaması var. Onu sanırım son birkaç videoma bir bakarsanız aşağıda göreceksiniz. Çok güzel açıklamış, böyle satır satır uzun bir yazı yazmıştım. İsmini de hatırlamıyorum. Teşekkür ediyorum kendisine yorumu için. Onu okumanızı istiyorum. Yani ben fiyatlarda bir düşüş, genel anlamda bir düşüş beklemiyorum. Sadece hep dediğim gibi şişen bazı yerler var. O şişen bazı yerlerde düzeltmeler geleceğini söylemiştim. Aylardır söylüyorum. Balonlar var bazı yerlerde. Bu balonlara düzeltme gelebilir demiştim. Bence oralara zaten düzeltme geliyor. Bunun da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksindeki Nisan ayı verisinden bence görebiliyoruz. Yani küçük orada bir sinyal var. Ben o sinyali şarjım azalıyor. Ondan sonra şarj azaldığı için orada bir durdu. Peki olur da peki krediler düşerse, bakın şimdi faizler düşer mi düşmez mi? Faiz düşüşü ben bu ay beklemediğimden bahsetmiştim. Bugün sabahki yayında söylemiştim. Merkez Bankası faizi düşürmez. Ama Temmuz'a Ağustos'a işaret ediyor. Biraz zor olsa da biz en kısa sürede bir faiz düşüşü yapmak istiyoruz. Memleket olarak bir faiz düşüşü en kısa zamanda yapmak istiyoruz. Peki düşerse ne olur? Arkadaşlar bu fiyat anlamında maalesef konut fiyatlarını yukarı çıkartır. Yani siz eğer faizin düşmesini bekliyorsanız, fiyatlar düşsün ben de gideyim işte bir ev alayım diye düşünüyorsanız eğer, fiyatların yani böyle aportta beklemeniz lazım, evi de bulmanız lazım, tam böyle o anlaşmayı yapmaya yakın konut kredileri düştüğünde ikisini bir araya böyle getirip anında 3-5 gün içinde bu işi bitirmeniz lazım. Bitiremezseniz eğer yine talep çok fazla olacağı için, bir anda insanlar yığılacağı için faizler düştüğünde inanın konut fiyatları kafadan %20 daha üzerine koyacak. Çok net. Bakın çok net. Çok net. Yani sene başından beri işte Haziran'ın sonuna geliyoruz. İlk 6 ay hiçbir şekilde kredilerde bir düşüş olmadı. Maliyetler çok yüksek. Zaten satışlara baktığımız zaman ipotekli satışlarda inanılmaz bir düşüş var. Yani minimumlara gelmiş durumda. Toplam konut satışları içindeki payı %17'lere kadar düştü. Bir anda kredi bekleyenler yükleneceği için, bu talep arzda yeterli olmadığı için fiyatları bir anda %20 zıplatacaktır arkadaşlar. Varsa böyle bir niyetiniz, bence evi bulun, bekleyin. Ve hani Temmuz, Ağustos, artık Haziran'ın sonuna geldik biliyorsunuz. Temmuz veya Ağustos'a bir düşüş gelme ihtimali olabilir. Yani Cumhurbaşkanı işaret ettiği için söylüyorum. Normalde olmaması lazım enflasyona baktığımız zaman, ama Cumhurbaşkanı bunu işaret ettiği için bir ihtimal gelebilir. Evinizi bulun, bölgenizi seçin. Olası bir durumda evinizi anında 3-5 gün içinde, bilemediniz bir hafta içerisinde aldınız aldınız almadınız, %20 üzerine zam gelecek benden söylemesi arkadaşlar.
Umarım açıklayıcı olmuştur konutla ilgili düşüncelerim. Bir de TOKİ'yi çok soran var. TOKİ ne oldu diye. TOKİ maalesef pandemiden dolayı her işte onlar 100 bin konut kampanyası vardı. Toplu Konut İdaresi'ni her yıl yapacaktı. Ama 2021 ile ilgili hiçbir kampanya olmadı. Öncelikle onu söyleyeyim. Hiçbir sinyal yok, işaret yok. Şu anda ancak hani pandeminin bitmesiyle beraber belki yavaş yavaş normale dönecek. Ama şu an hiçbir sinyal yok. Hatta ismi kurada çıkanlar sözleşmeye çağrılmadık. İşte adımız çıktı ama sözleşme yapmadık. Taksitleri ödemeye başlamadık. Yani hiçbir şey yok diye de bana yazıyorlar. Ben de biliyorum böyle olduğunu. Fakat yapabileceğim bu konuda hiçbir şey yok. Çünkü işler pandemiden dolayı çok ağırlaşmış durumda arkadaşlar. Sorularınız olursa yazın yayının altına, videonun altına. Aslında bu yayını canlı yapmayı çok arzu ederdim ama bir yanda böyle bir hemencecik bağlanayım dedim. Eksik de anlatmış. Yani hani konuşsak çok şey var ama şimdilik burada bırakmak istiyorum. Siz yazın, ben de alttan cevap vermeye, yorumlara çalışayım. Evet, iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın sabah görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.